Bu şekilde. Bu taşımıza çal, daha yakına çek. Taşımıza çal. Gel gel, barışı bana. Burası Nazımiye Düzgün Baba Cemevi. Rakım olarak burası 1500 civarı. Ancak türbenin olduğu yer 2000'in üzerinde rakımı. Burada ne? Yol hizmetkarıyım. Yol hizmetini yürütüyorum. Şimdi gelen kurbanlar, aşağıda mezvanemiz var. Mezvanede kesiliyor. Kurbanların sakatatları bir boruyla kesimhaneden 500 metre, 600 metre aşağıya bırakılıyor. Akşam bazen güneş batmadan, bazen de battıktan sonra 30'a yakın ayı, kurt, işte kurt azınlıkta tilki ama genelde ayılar gelip bu sakatatlardan faydalanıyorlar. İşte son zamanlarda oradaki yiyecekler, kurban sayısı azaldığından dolayı akşamları da cemevinin etrafındaki çöp bidonlarına gelip onlarla uğraşıyorlar, onları döküyorlar. Buraya Aleviler, bu bölgedeki özellikle Aleviler dilek ve muratları için mutlaka her yıl burayı ziyaret ederlerdi. Ama 4-5 kilometre kala ayakkabılarını çıkararak, yalın ayak ta mekana kadar yürürler. Şimdi Alevilik, hak, insan, doğa olarak bakılır Aleviliğe. Alevilik böyle bakar. O yüzden bizde cümle varlık kutsaldır. Doğadaki cümle varlığı hakkın bir zerresi, parçası olarak görüp ona karşı saygıyla yaşamaktır bizim inancımız. O yüzden bizim büyüklerimiz geçmişte dua ederlerken ilkin cümleye işte yabandaki kurdu aç, yılanı derisiz, börtü böceği aç bırakma, onların yüzü suyu hürmetine cümle aleme sağlık, huzur, mutluluk ver. Ondan sonra da bizim hanemize mihman ol, bizlere sağlık, huzur, mutluluk ver diye dua ederlerdi. 2 yıldan beri cemevinde hizmet yürütüyorum. İşte merkezde kalıyorum, burada kalıyorum. İşte her akşam yani onlarca 15-20 ayı geliyor. Onları saatlerce izliyoruz. Dışarıdan gelen canlar da merak edip gelip onları izlemek için yani saatlerce bekliyorlar. Her akşam zaten burada insanlar dışarıda belgesel izlerken biz burada canlısını izliyoruz. Kurdu, kuşu, tilkisi, her şeyi burada mevcut. Yani gelen canlar da bunu dışarıdan gelip bunu çekimini yapıyorlar.